Selam arkadaşlar. Bu kaydı da yapmamın sebebi arkadaşlar. Yüce Rabbimiz inşallah Mehdi'sini, Hazreti Meryem, Hazreti Mehdi'yi, Hazreti İsa Mesih'i arkadaşlar ve seçilmiş kullarını özellikle arkadaşlar. Yüce Rabbimiz inşallah artık gönderiyor. Vakti de belli aslında. Hani biz bir şeyleri sizlere söyleyemiyoruz. O da bizlere kalsın tarihler. Bakınız arkadaşlar, bizler fitne yapmıyoruz. Allah korusun, biz Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'a göre ve de topluma göre karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Baktığınız zaman görüyorsunuz, karga özellikle arkadaşlar, karga, karga deyip geçmeyin, yüce Rabbimizin, hani bazıları diyorlar karga uğursuzlu karga lanetlidir, işlerine gelmiyor bazı insanların. Tam tersi Rabbimiz yarattığı her şey uğrudur arkadaşlar. Rabbimiz uğursuz bir hiçbir şey yaratmaz. Bazı varlıklar vardır, kötü niyetlidir. Onda arkadaşlar onu Allah ile kul arasındadır. O Rabbim onun cezası var sebebi. Biz kimseye de cennetlik veya cehennemlik diyemeyiz. İşte arkadaşlar Filistinlileri biliyorsunuz, hepiniz görüyorsunuz Filistinlileri, yani İsrail dediğimiz toprak Filistin toprağıydı. Müslümanların müminleri toprağıydı. Yahudi halkı oraya zorbalık yaparak insanları orada yeri geldi gençlere odunlar silah kullanarak çok gençleri orada büyükler olsun arkadaşlar sopalarla döve 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 ellerindeki güçlerle arkadaşlar orada insanları toprağından etti. Bakın küçücük bir yer kalmış. Yani tamamen her yeri ele geçip orada yetmeyip artık bahat edilmiş topraklar deyip tohum bile ileri dönüp planları Orta Doğu'yu ele geçirmek. Bu Arap Baharı pop projesiydi. Bunlar her bir arkadaşlar bir oyun senaryoydu. Yani bakmayın bizim liderimiz tamam da arkadaşlar doğru söylüyorsun. Yahudi Cesaret Ödülü boşuna alınmadı bu Arap Baharı pop projesi bilmem ne altından. Yani biz fazla öyle bir şeylere de girmek istemiyoruz arkadaşlar. Yüce Rabbimiz açıkça kargaları gönderiyor. Bakın arkadaşlar, irbet alınca kargaları gönderiyor. Ki anlayın, bunlar diyor azdı, bunlar bozuldu. Çünkü Yüce Allah'ımız rahmet etçileri Baştan neden anlatmak istedim anlayacaksınız. Rahmet etçileri Zaten bakın arkadaşlar, Geldiği zaman İsrail'in yapmış olduğu, yok etmiş olduğu, ele geçirdiği yerleri tertemiz edecek ve oranın asıl sahibi olan Filistin müminlere verecek arkadaşlar. Ben bunu sizlere müjdeliyorum. Bazıları inanmayabilir. Bekleyin göreceksiniz arkadaşlar. Bizler de alıyoruz bilgileri. Şükür olsun Rabbimize, Yüce Allah'ımıza. Bizlerin aldığı bilgiler var. O yüzden dolayı arkadaşlar şüphe düşmeyin, bekleyin. Ee, bizlerin içini acıtan mümin dediğimiz devlet yönetimini yönetir. Her ülkemizi. Yahudilerin yanına gidip işbirliği yapıp. Yani arkadaşlar Yahudi cesaret ödülü alıp şu anda bile dahi gidip onlarla beraber iş yapmak. Müslümanım diye Müslümanlardan oy isteyip. Yani arkadaşlar görüyorsunuz hallerini her bayram mübarek günleri. Özellikle İsrail bakıyoruz ki arkadaşlar. Kudüs'ün etrafı kimse yaklaştırmadı. Da ziyade Müslüman yani o kendi topraklarından o insanları sürüyorlar arkadaşlar. Yok etmeye çalışıyorlar. Ve işgal ettikleri yetmiyor ve de insanlara sopbalarla demin anlattığım döverek, tekmeleyerek yani yeri geri canlarına kıyarak arkadaşlar insanları yerinden yurdundan ettiler. Küçücük bir yer bıraktılar. Demin de söylediğim gibi o da yetmemiş gibi artık şimdi Orta Doğu'yu komple ele geçirip Müslüman ülkeleri komple vaat bize toprak diyerek çok kötü kili arkadaşlar sanaryolar dönüyor. Bakınız ben size bir video daha gösteriyorum arkadaşlar. Bakınız Yüce Allah'ımızın göndermiş olduğu kargayı görüyorsunuz arkadaşlar Türk bayrağına yaptığı hassasiyeti görüyorsunuz. Bakınız hiç yırtıyor parçalıyor mu? Bakınız ne kadar ve bayrağı düzeltmeye çalışıyor arkadaşlar karga. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu ayette zaten Kur'an'da baktığımız zaman zaten arkadaşlar Kur'an'da zaten çok şeylerden karşılaşırsınız. Ne diyor yüce Allah'ımız? Biz onlara diyor şey diyor abile kabile iş yaptığı zaman arkadaşlar ne diyor? Biz ona diyor karga gönderdik diyor. Ve diyor kardeşini öldürdüğü zaman onu nasıl gömeceğini bilmiyordu diyor. Biz ona diyor ne yaptık diyor karga gönderdik diyor arkadaşlar. Kur'an'da bu ayettir. Yüce Rabbimiz bunu açıkça söylüyor, bildiriyor. Yani uyanık olun Yani arkadaşlar ayet açıkça söylüyor. Bakınız Maide suresi 31. ayet. Bir okuyun. Bakınız arkadaşlar. Onu nasıl gömeceğini diyor. Kardeşini öldürdükten sonra Habila Kabil olayını biliyorsunuz hepimiz Kur'an'da biz ona diyor gömmesi için diyor karga gönderdik tarif ettik diyor. Şimdi tarif ediyor Yüce Allah'ımız. Bakınız diyor. Bunlar bu. bir bayrağını yıkıyoruz diyor. Bayrağını yırtıyoruz diyor. Bunlar lanetleniyor. Yarın bir gün bunlar eline bu topraklar alınacak. Bunlarla dostluk. Bir şey kurmayın diyor. Ne yazık ki bizim devlet yönetimiz Müslüman dediğimiz ee, o Müslüman taraftan o isteri istendi aşırdığını arkadaşlar kişi ne yazık ki arkadaşlar ne yapıyor? İsraillerle masaya oturuyor. Ama o zamanı yine hatırlatıyorum arkadaşlar. O zamanı geldi zamanda bir bakıyoruz why minute şu bu yalandan yere kabadayı posta koyuyor. Şu o İsrail hakkında bir şey demiyor. Çünkü biliyor o yalacak. O yüzden bizi kullansın diyor. Yani arkadaşlar boşuna cesaret ödülü birilerine verilmiyor. Birileri rahatsız oluyorsa arkadaşlar benim konuşmamdan hani siyasetime dokunuyor diyorsanız o toprağa siz gireceksiniz. Hakka ulaşacaksınız. Orada bakayım yarın arkadaşlar. Hak olduğu yerde batıl olmaz. Bir insana Müslüman diyecekse, bir insana mümin diyecekse bakacağız Kur'an'a uyur mu? Ben Müslümanım dilde olmaz. Müslüman gösterişli olmaz, gösterişli olmaz. Saraylarda yaşamaz. Yani arkadaşlar saraylar, köşeler yapıp yaşamaz. Allah lanet diyor. Daha da köşe, saraylar, heykeller yıktım ben diyor. Yıktırdım yok kavim ettim diyor. Bazıları diyor dünyada mekan, ahirette iman. Hayır arkadaşlar. Dünyada iman, ahirette mekan. O da cennettir. Bu şeytanın oyunlarına da gelmeyin böyle inançlı. Dünyada mekan yapalım diye insanlar oynadı da gelmeyin. E o yüzden arkadaşlar uyanık olalım, akıllı olalım. Bakınız kargalara bakın, bakınız arkadaşlar. Habil ve Kabil ka şeyinle arasında arkadaşlar bu kargaya bakıyor, anlıyor yaptığı hatayı, pişman oluyor ve kargaya ona yol gösteriyor. Kardeşim nereye gömeceğim diyor. Karga oraya eşiyor. Solcanı gömüyor. O zaman anlıyor. Ha diyor bana diyor Allah'ımız işaret etti. Arkadaşlar bu da kargaya işaret ediyor. Bu sizi biraz etkilemiyor mu? Yani biraz imanınız tazelemiyor mu? Demiyor muyuz yani kardeşim biz sen devlet, Müslüman diye oy aldın. Senin orta ne işin var kopta sırtıyorsun. Yahudi işbirliği iş yapıyorsun. Allah bile lanet diyor sana gösteriyor. Seçim zamanı vay minute yapmaya benzemez bu. Herkes ölümü tadacak. Bazı insanlar ne kadar dinler dese desin. En büyük sarhoşluk arkadaşlar dünya sarhoşluğudur. Bunlar da dünya sarhoşluğu içinde. Bir insanın size Allah ile kandırması kadar arkadaşlar e, ya günah yani arkadaşlar böyle bir, bir şey olamaz ya. Gel yüce Rabbimiz o marum kibirli. Sizi Allah ile aldatmasın. O yüzden dolayı arkadaşlar ben bunu siyasetçimin düşmanı falan değilim. Ben de kızıyorum. Niye kızıyorum? Görüyorum. Allah lanetliyor. O da Filistin Müslümanım diyorsun. Oy alıyorsun bir bu giriyorsun. Orada adamla da işbirliği yapıyorsun sen. Hani bir laf var. Bu ne periz ne burada ne turşusu. Şeytanla melek bir arada olmaz. Yani arkadaşlar bir şey doğru olalım, konuşmak zorundayız. Allah'tan korkuyorsak kuldan korkmamamız lazım. Ya Rabbimiz Kur'an'da demiyor. Benden korkun insanlardan değil. Benden korkun. O yüzden arkadaşlar kalbinizi vicdanınıza koyun. Ben vicdanıma koyuyorum. Hiçbir siyasetten işim olmaz arkadaşlar. Siyasete bulaşıp siyasetten aşırı şey olana kadar git kuduz köpeğe çat. ondan daha tehlikesizler arkadaşlar. O yüzden siyasi kafacılığı bırakın. Hepimize ölüm var. Hepimiz Rabbimiz e uzda dolaş arkadaşlar buluşacağız. Orada hesap vereceğiz. O yüzden de arkadaş ayetimizi unutmayalım. Sapıtmayalım. Üçgülük dünya savaşlığına düşmeyelim diyorum kardeşlerim. O yüzden bak görüyorsunuz Türk bayrağına yaptığı hassasiyeti kar, karkanın yani arkadaşlar rahmet Türkiye'den çıkacak. Böyle İsrail halkı, İsrail'in Yahudi'nin kurmuş olduğu zatte kanlarla yapılmış, kurulmuş olduğu bir o insanın canına kat ettiği bayrağı nasıl parçalıyor? Çünkü diyor ki Mehdi, Mesih, Meryem seçim ülkeleri geldiği zaman bunu diyor, karga kar, size gösteriyor. Onları oradan alacak, havaş edecek asıl sahipleri Filistinlere, Müslümanlara verecek. Ve devlet yönetimlere diyorum arkadaşlar yöneticilere karga kadar aklı olmayan, karga kadar vicdanı olmayan, karga kadar ibret almayan, Rabbiniz sözünü dinlemeyen bir devlet yönetiminden ne hayır gelir arkadaşlar? Karga kadar arkadaşlar vicdanı olmayan. Diyor arkadaşlar cümleten sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.